Evet, Kanal Urfa'dan hayırlı bir iftar dileğiyle birlikte programımıza başlıyoruz. Ramazan ayı devam ediyor. Şanlıurfa'dan sizlere sesleniyoruz. Dergah platosundayız ve Kanal Urfa'da iftar vakti programında yine çok değerli konuklarımız var. Bugün doktor öğretim üyesi Mehmet Ali Türkmenoğlu'nu ağırlayacağız. Osmanlı'da Ramazan ve Ramazan geleneklerini konuşacağız. Ve Grup Selam bugün yine bizlerle, ilahileriyle bize çok güzel bir müzik ziyafeti sunacaklar. Ve biz her zamanki gibi Aş-ı Şerif'le başlıyoruz. Bugün Aş-ı Şerif'i bizimle paylaşacak olan değerli hocamız Şanlıurfa Ulu Cami Müezzini Hasan Beyazkurt, Nebe Suresi 31. ve 40. ayetleri okuyacak. Söz Hasan Beyazkurt hocamızda. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne lilmuttaqina mafazan hada.
ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلامة على الحاضرين والغائبين إلى يوم الدين. ظالم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Evet, korona süreci, sokağa çıkma kısıtlaması derken tabii güncelden biraz uzaklaşmamız gerektiğini de hissediyoruz aslında bugünlerde. Bu nedenle biz bugün size tarihte bir yolculuğa çıkaracağız. Bu sebeple de bugün Harran Üniversitesi Tarih Bölümünden doktor üretim üyesi Sayın Mehmet Ali Türkmenoğlu'nu davet ettik. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk. Evet, Osmanlı can çumul bir devlet. Gerek Müslümanlara gerekse istimalet politikasıyla birlikte gayrimüslimlere hoşgörünün zirvesini yaşatmış bir devlet. Bu nedenle biz bugün aslında Müslüman geleneklerini, Osmanlı'da Ramazan geleneklerini işlemek istedik sizinle. Osmanlı Ramazan'a nasıl hazırlandı hocam? Osmanlı ve Ramazan. Evet, Ramazan'ın sonu bayram. Ama belki daha doğru bir ifadeyle Osmanlı Devleti'nde Ramazan'ın kendisi bayram. Evet. Yani 11 ay beklenen bayram ve sonunda bayram havasıyla, bayram neşesiyle gelen bir Ramazan. Gerçekten Ramazan Osmanlı toplumunda, devletinde, gerek yönetiminde, gerek halkında, hatta Müslüminde, gayrimüslüminde çok özel bir zaman dilimi. Aranan, beklenen, yolu gözlenen bir zaman dilimi. Yani Ramazan hilalinin gözlenmesi, Ramazan'ın işte geldiğini görmek, hilali izlemek, belki görevlilerin görevi takip ettikleri ama toplumdaki çocukların da heyecanla hilale baktıkları. Yani toplumdaki yaşayan insanların da o heyecanı iliklerine kadar hissettikleri bir kutlu zaman dilimi Ramazan ayı. Evet. Yani en küçüğünden en büyüğüne kadar, devlet görevlisinden sivil vatandaşa kadar herkes bunu gözlüyor. Hatta diyorsunuz ki gayrimüslimler dahi Ramazan'ın gelişini coşkuyla karşılıyor. Evet. Peki gayrimüslimlerin bu şekilde coşkuyla karşılamasının sebebi ne ola ki? Şöyle ki tabii Ramazan'ın yani iftarları, davetleri, sosyal hayatı, eğlenceleri, kutlamaları, manevi atmosferi özellikle tabii bu eğlence dediğimiz, kutlama dediğimiz kısmı, yani sadece sırf bir eğlenme mantığından çok çocuklara hitap eden ve çocuklara sevdiren, sevindiren bir zaman olarak ifade ediliyor. Ve bu işte, yani bu güzellikten, bu panayırdan, bu manevi panayırdan gayrimüslimler de istifadeye tam anlamıyla davetliler. Evet. Yani onlar da işte Ramazan'ın panayırına, Ramazan'ın kutlamasına, şenliklerine davetliler. Sevdirme amaçlı, özellikle çocuklarına ilgi uyandırma amaçlı, yani Müslüman toplumu gibi gayrimüslim toplumu da Ramazan'ın özel bir zaman dilimi olduğunun farkında. Bunu yaşıyor. Peki Ramazan öncesinde tabii Osmanlı'da tembihnameler yayınlanıyor. Tembihnameler hem gayrimüslimlere hem de Müslümanlara hitap ediyor. Tembihnameler yani insanların aslında Ramazan ayında nasıl davranacağıyla, nasıl bir rol model olacağıyla ilgili bazı nasihatler içeriyor herhalde. Hocam bu tembihnamelerin içeriği hakkında bilgi verir misiniz? Şimdi tembihnameler Ramazan öncesinde, Ramazan'a hazırlık sürecinde, yani nasıl ifade edeyim, Ramazan'da dikkat edilecek hususlar başlığıyla ifade edebilecek hayatın ve idarenin
alanlarını düzenleyen ferman, emirname, yani bizzat padişah tarafından yayınlanıyor. Tembihname'de işte Ramazan'da çarşı pazarın düzeniyle ilgili kurallardan, bilhassa ekmeğe dikkat edilmesi, gramajının tam olmasından, iyi pişmesinden, en kaliteli undan yapılmasından, ki hatta mesela Ramazan pidesi padişahın tadımına sunuluyor, onayından sonra mesela satışa sunuluyor öyle. Yani işte hayatın mesela Müslümanların işte dikkat etmesi gereken noktalar, işte namazların cemaatle kılınmasına hassasiyet gösterilmesi, işte oruç tutmaya dikkat edilmesi, özellikle mesela gayrimüslimlerin de işte Müslümanların oruçlu olduğuna nazar itibarı alarak Müslümanların olduğu yerlerde yiyip içmemeye dikkat etmeleri, ya da bir özründen dolayı oruç tutamayacak olanların toplum içerisinde ilgi, merak uyandıracak şekilde yiyip içmelerinin doğru olmadığı, yine özellikle mesela içki tüketimiyle alakalı ciddi yasaklamaların, sınırlamaların, yani zaten Osmanlı Devleti'nde içki tüketimi gayrimüslimler için serbest bir durumdur. Ramazan öncesi tembihnamede bu durum bir daha dikkatle hatırlatılır. Yani kesinlikle işte Müslümanların içki tüketen yerlere gitmeyecekleri, bu şekilde gidenlere cezalar verileceği ya da onları kabul eden gayrimüslimlerin cezalandırılacağı kadar ikazlar. Tembih tam belki uyarı diye ifade edeceğimiz bir emir. Emri ferman ve geniş çapta duyuruluyor. Gerek işte camide imam duyuruyor, vaiz vaazında bahsediyor tembihnameden. Gerek mahallede bekçi duyuruyor, işte tellal bağırtılıyor. Yani her türlü insanlara Ramazan'ın tembihatı, kutsiyeti hatırlatılıyor. Evet, ekmekle ilgili özellikle gramaj ayarı ile ilgili söylediniz. Mesela beyaz undan yapılması gerektiği, özellikle Ramazan pidesinin, böyle bilgilere ben rastladım. Evet. Aynı zamanda sizin o dediğiniz şey, mesela padişahın Ramazan öncesinde o iftariyelik pideleri önceden tattığı, kalitesini test ettiği, aynı zamanda bu işin kontrolünün de Vezir-i Azam'a bırakıldığı ve onun emri altındaki memurlara bırakıldığı ile ilgili bilgiler var. Tabii herhalde bu ahilik geleneğinden de kaynaklanıyor değil mi hocam? Tabii. Yani fiyat koyma geleneği ve kalitenin belli bir standartta tutulması. Tabii ahilik teşkilatı, lonca teşkilatı, yani bir esnaf teşkilatı diyebiliriz. Bir eğitim, mesleki eğitim teşkilatı diyebiliriz. Bir manevi yetişme teşkilatı diyebiliriz. Lonca'nın şeyhi var. Lonca'nın yiğitbaşı var. Lonca'nın ketüdası var. Lonca'nın ağası var. Görevlileri, ustalar, hem mesleğin öğretenleri, hem manevi hayatın da rehberleri. Yani ahilik öğütleri, ahlakın, yani hem ticaret ahlakının, hem sosyal hayatta ahlakın yaşamdaki dikkat edilmesi gereken güzelliklerin, işte küçüklükten, çıraklıktan yetişecek bir çocuğa yaşanarak öğretildiği saha. Ahilik teşkilatı bu denetimi kendi içinde yapıyor, ama Ramazan'a özel ayrıca işte buyurduğunuz gibi ihtisap ağasından, taşrada kadıdan, tabi beylerden ve başkentte bizzat padişaha kadar, Vezir-i Azam genel sorumlu olarak herkes bu denetimin içinde bizzat görevini icra ediyor. Evet. Hocam, Ramazan ayı başlamadan evvel özellikle İstanbul'da kalabalık olan yerler var tabii. Kapalı çarşı işte veya Beyazıt gibi yerler. Oralarda padişahın tebliğli kıyafet denetleme yaptığı söyleniyor. Bu doğru mu? Evet. Osmanlı Devleti'nde padişahın tebliğli kıyafet denetimi bir gerçek, bir hakikat. Birçok padişahın bu tebliğli kıyafet, gerek çarşı pazar denetimi, gerek mahalle aralarında günlük hayatın denetimi tarzında faaliyetleri, yani problemin bizzat yerinde ve bizzat şahsı tarafından, kendisi tarafından tespiti ve işte problemlere karşı yerinde, zamanında çözüm üretilmesi amaçlı çalışmalar. Bu çalışmalar, bu denetim faaliyetleri, bu hassasiyet Ramazan'da bir kat daha artıyor.
Ve bu mesela tembihnamelere de yansır. İşte padişahın da tebdili kıyafet dolaşacağı, kendisiyle karşılaşıldığı durumda nasıl işte muamele edilmesi, muhatap olunması gerektiğine dair belki böyle nasihatlerde, yönlendirmelerde yer alıyor. Hakikaten padişah gerek çarşıyı denetliyor, gerek işte kırları, eğlence yerlerini, mesela bayramdaki o panayırlarda bizzat alışveriş yapan bir insan da yine padişahın kendisi olabiliyor. Evet. Denetim noktasında. Ramazan öncesinde özellikle devlet memurlarının maaşlarının bir kısmının önceden, yani Ramazan ayı maaşının önceden verildiği bilgisi var. Hatta çift maaş uygulaması Ramazan ayına özel. Bunun da amacı şuymuş herhalde hocam. Hayır hasenatın fazla yapılması anlamını taşıyormuş. Yani devlet erkanı veya devlet memurları maaşlarını hem önceden alsınlar ve çift maaş alsınlar ki o ayın sonunda hayır hasenatı daha fazla yapsınlar, fakirlere daha çok ulaşsınlar diye. Yalnız şu hususu belirtmek gerekir mi bilmiyorum ama devlet dairelerinin çalışma sistemi değişiyormuş. Evet. Öyle mi hocam? Evet. Ramazan yani şöyle ifade etmek belki doğru olacak. Osmanlı Devleti'nin işte gündelik hayatı sakindi hayat desek. Evet. Yani çarşıda, pazarda insanların sükunetle işinde gücünde olduğu bir çerçeve. Ama bu 11 aylık dönemi ifade etse Ramazan bunun harici. Ramazan gerçekten tam anlamıyla bir şenlik. Yani eğlenceler noktasında, kutlamalar noktasında, eğitim noktasında hakeza işte medrese talebeleri mesela cerre çıkıyor. Yani uygulamaya çıkıyor. Köylere dağılıyor, kasabalara gidiyorlar, vaazına seyahat ediyorlar. Belki öğrendiklerini halka yaşayarak gösteriyorlar, eğitiyorlar. Ya da işte her sahada gerek sosyal hayatta alışverişin çok canlı olduğu, manevi hayatın çok canlı olduğu bir dönem Ramazan. Dolayısıyla bu canlılıkta işte tabii canlılığın hani masrafına katılmak noktasında devlet memurlarının maaşından önceden alması, bir maaş ikramiye alması olduğu gibi işte tabii bu paranın esnafta piyasaya bir hareketlilik, bir canlılık, bir aktivite kazandırması. Evet. Evet. Hocam kısa bir ara vereceğiz sohbetimize. Grup Selam'dan güzel ilahiler dinleyeceğiz ve ilahilerin ardından sohbetimize devam edeceğiz. Evet. Söz, mikrofon Grup Selam'da. Derdime derd giren, aşkime aşk adınan. Derdime derd giren, aşkime aşk adınan. Duyucum era derman, ya Muhammed Mustafa. Muhammed Mustafa canım erteraf eda ya Muhammed Mustafa rahim erteraf eda. Alem-i Rab-u Rahmet ya Muhammed Mustafa.
Allah Allah Medine şehri canane Allah Allah Medine nermane canane Allah Allah Ya Nebi Ya Habibi Allah Allah Sallu ala khayrul alemi Allah Allah Ya Nebi Ya Habibi Allah Allah Sallu ala khayrul alemi Allah Allah او سرور انبيانا الله الله او قولك سر قلبايا الله الله او نورك سر دنياي الله الله او محمد الامين الله الله يا نبي يا حبيبي الله الله صلوا على خير الانام الله الله يا نبي يا حبيبي الله الله صلوا على خير الانام الله الله از نوراني بتشارم الله الله بردريت اسير ماما الله الله جان كمن هيا قربانا الله الله حرية ويدينتا الله الله يا أبي يا حبيبي الله الله صلوا على خير الأنبي الله الله يا نبي يا حبيبي الله الله صلوا على خير الأنبي الله الله. Evet, işi kırık gönüllerle harabeleri tamir olan, aynı zamanda haksızın sırtına kırbaç, haklının omzuna da samur olan Osmanlı'nın Ramazan geleneklerini konuşuyoruz. Konuğumuz, yine hatırlatayım, Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Ali Türkmenoğlu. Evet hocam, ilk bölümümüzde tembihnameleri, Ramazan hazırlıklarını konuştuk. Biraz cerre çıkmadan bahsettiniz. Biraz sonra belki yine bahsederiz ondan daha detaylı bir şekilde. Ama Hırka-i Saadet merasimi bu Osmanlı için çok önemli bir gelenek ve vatandaşın da çok ilgi gösterdiği bir gelenek. Bundan biraz bahseder misiniz? Hırka-i Saadet, Hazreti Peygamber'in hırkayı şerifleri. Hazreti Peygamber'in Topkapı Sarayı'nda muhafaza edilen hırkayı saadetleri Ka'b bin Züheyre Kaside-i Bürde, zaten Bürde hırka demek. Hazreti Peygamber'in huzurunda Ka'b bin Züheyr bir kaside söyler. Bir Hazreti Peygamber'i metheden, İslam'ın güzelliğini anlatan bir değiş, bir söz, bir şiir ifade eder. Hazreti Peygamber çok memnun olur ve kendi hırkasını çıkararak teşekkür olarak Ka'b bin Züheyr'e giydirir. Ka'b bin Züheyr'e hediye ettiği bu hırkası kendisinden sonra işte Ka'b bin Züheyr'in evlatları, torunları, yine dört halife, Emeviler, Abbasiler döneminde ehemmiyetle muhafaza edilir. Keçi tüyünden 124 santim yün bir hırka, içi yünlü. Emeviler zamanında, Abbasiler zamanında hassasiyetle muhafaza edilir. Mısır'da, hilafetin Mısır Memlüklerinin himayesinde olduğu dönemde Mısır'da bulunur. Hatta Mısır'da Abbasi halifeleri zaman zaman hırkayı özel günlerde giyerler. Sonrasında Yavuz Sultan Selim'in Mısır fethinden sonra diğer kutsal emanetlerle birlikte, ki kutsal emanetlerin belki de en önemli parçasıdır bu hırkayı şerif,
Mısır'ın fethinden sonra İstanbul'a getirilir. Kendisi için yapılan özel daireye konulur. Gümüş bir kaideye üzerine altın bir muhafaza konulur. Ve işte altın muhafazanın içerisine ipeklere sarılarak işte muhafaza edilir. Altın anahtarıyla korunur. Ve Yavuz Sultan Selim zamanından itibaren Hırkayı Şerif'in bulunduğu mekanda 24 saat Kur'an-ı Kerim okutulur. Hatta 1921'de Yahya Kemal'in Aziz İstanbul'unda onu ifade eder. Bu devletin iki sağlam temeli var. Fatih'in Ayasofya'da okuttuğu ezan ki hala okunuyor diye söyler. Ve Selim'in Hırkayı Saadet'te okuttuğu Kur'an ki o da hala okunuyor. Demek ki bu devlet yıkılmayacak, ayakta kalacak. O 1921 en işte Osmanlı Devleti'nin son yılları, en tırnak içerisinde kara günleri oradan bir ümit bahşeder. Bu Hırkayı Şerif'in ziyareti çok önemli, bahsettiğiniz gibi çok önemli bir kutlama, bir tören, bir gelenek olarak devam ettiriliyor. Ramazan ayının 15'inde Hırkayı Şerif ziyaret edilir. Ziyaret hazırlıkları çok öncesinden başlar ama 12'sinde artık programa dahil olur. Ve Ramazan'ın 14'ünde davetler gönderilir törene davet katılacaklara. Ve daveti akabinde sabah namazı Hırkayı Şerif'in dairesinde kılınır. Ondan sonra bizzat padişah işte bahsedildiği altın anahtarıyla o altın muhafazasını açar. Hırkayı Şerif'i işte bulunduğu muhafazadan çıkarılır. Ve Hırkayı Şerif'in sağ omuzu tören ile öpülür. Bizzat tabi zarar görmesi hırka değil de hırkanın üzerine işte özel işlemeli ayetler, dualar yazılı mendiller konulur ve işte herkes tabi görevliler yani davetliler bu işte koyulan mendili öperler. Hatta hatıra olarak da öptükleri mendil kendilerine verilir. Birçoğu işte hayatının en nadide eseri olarak Hırkayı Şerif'in üzerine konmuş ve işte merasimde öptüğü mendili saklar. İşte vefatında kabrine konulmasını rivayet edenler olur. Yine Hırkayı Şerif'in işte öpülmesinden sonra, taziminden sonra işte kenarları suya işte batırılır. Belki yıkanmak manası ifade edilir ya da işte bir kutsiyet, bir ehemmiyet, saygıdır. Yani Hazreti Peygamber'le alakalı her şey adının geçtiği yerden, onun mekanından, her sünneti, sünnet-i seniyyesinin her levhası yani Osmanlı toplumunda bir kutsiyettir, bir hürmettir, bir saygıdır. Selavata vesile olur. Ona duaya vesile olur. Dolayısıyla ehemmiyetle muhafaza edilip nesilden nesle aktarılır. İşte mesela bu Hırkayı Şerif'in işte temas eden sular küçük şişelere konulur. Hatıra olarak insanlara verilir. Ondan sonra işte o insanlar o suyu belki zemzemiyle karıştırarak son nefesinde içmeyi vasiyet eden olur. Özel mübarek günlerde işte onunla orucunu açmayı niyet eden olur. Bu şekilde ziyareti ve sonrasında işte insanlar Osmanlı toplumuna Hırkayı Şerif açılır. Herkes bulunduğu mekana saygıyla, edeple gelir. Hazreti Peygamber'e salavatını okur. Hırkayı Şerif'in işte içinde kendisi olduğunu belki hayal ederek, fikrederek selam verir ve belki onu şefaatçi ederek duasını eder. En son yine herkes çekildikten sonra en son padişah Hırkayı Saadet odasını terk eder. Zaten temizliği de özeldir. Bizzat padişahın kendisi Hırkayı Saadet odasını temizler.
düzenler. İşte tabii o düzenlemede diğer görevliler makamlarına, görevlerine göre, ehemmiyetlerine göre, maneviyatlarına göre kendisine yardım eder. Orada bulunmak bir mazhariyet yani. Evet, evet. Hocam kısa bir ara vereceğiz. Sponsorumuzun kısa bir tanıtımı var. Tanıtımdan sonra Osmanlı'da Ramazan gelenekleri sohbetimiz devam edecek. Evet, devam ediyoruz programımıza. İftar Vakti programı Şanlıurfa'da, Dergah Platosu'nda devam ediyor. Konuğumuz doktor öğretim üyesi Mehmet Ali Türkmenoğlu. Hocam, Hırka-i Saadet ziyaretini de anlattıktan sonra aslında sürekli yaşatılması gereken bir gelenek var. Bir İslam geleneği, bir Osmanlı geleneği, zimem defteri geleneği. Bu çok önemli ve hassasiyetle üzerinde durulması gereken bir konu. Bilenler bilir ama bilmeyenlere özellikle izah etmek ve örnek olmak adına bunu izah edebilir misiniz, açıklayabilir misiniz? Efendim, zimem, zimmet, zimmetinde kalan borç, belki öyle ifade edebiliriz. Yani her işte esnafın bir borç defteri, bir zimmet defteri. İşte mahalleden alışveriş yapanların, işte belki de borcunu zamanında ödeyemeyenlerin de kabardığı, borcunun kabardığı bir alacak, borç da alacak defteri. Bu defter Ramazanlarda önemli bir hayırın bir parçası oluyor. İnsanlar tabii güzel bir sadaka vermenin güzel bir ölçüsü var. İşte sağ eliyle verdiğini sol elinin bilmemesi. İşte kime sadaka verdiğini, kime hayır işlediğini bilmemek. İşte zimem geleneği bunu yaşatan bir tablo. İşte durumu iyi olanlar, maddi açıdan geliri olup müsaade, zekat verecek olanlar, işte bir esnafa ziyarete gidiyorlar. İşte borç defterini arzu ediyorlar. Gerek borç defterinin herhangi bir sayfasını açıp başından, ortasından, sonundan, gerekse belki ilgili esnafa sorup borcunu uzun zamandır ödeyemeyen zorda olanlar kimler ifadesini ondan aldığı bilgiye göre, gerekse belki defterin tamamını, evet, durumuna göre defterdeki işte bütün borçları ödemek suretiyle insanlara bir hayır işlemiş oluyorlar. Ve tabii ki borcu ödeyen kimlerin borcunu ödediğini bilmiyor. Yani işte onlara karşı bir belki hani üstünlük beklentisi olmuyor. Bir gurur. Gurur olmuyor. Evet. Yine borcu ödenenler de kendilerinin kimin, yani kendilerinin borcunu kimin ödediğini bilmedikleri için yani kimseye karşı bir minnettarlıkları bulunmuyor. Böyle bir güzel gelenek. Aynı mananın belki bir diğer ifadesi sadaka taşları. Yani özellikle işte İstanbul'da yine Anadolu'da da büyük camilerde, İstanbul'da Selahattin camilerde, camilerin iki yakasında, yani iki işte kapısının iki kenarında böyle derin taslar, mermerden taşlıklar, taslar var. İşte insanlara sadakasını vermek isteyen, camiye girerken belki kimseye de göstermeden ne kadar bir sadaka vermek istiyorsa oraya bırakıyor. İşte yine ihtiyacı olan birisi, ki bu sadaka taşı caminin de dışında, yani akşam belki insanlar çekildikten sonra kimse sokaklarda kalmadıktan sonra işte caminin kapısına gidip ihtiyacı olan sadaka taşını işte ihtiyacı olan miktarı sadaka taşından alabiliyor. Yani bu canlı bir gelenek olarak yaşanıyor. Ramazan'da da tabii ki hassasiyeti yani fevkalade artıyor. Sadaka taşına sadaka bırakanlar arttığı gibi sadaka ihtiyacı olanlar da sadaka taşına varsa eli boş dönmeyeceğini düşünebiliyor. Bu çok canlı bir genel olarak yaşıyor ve öyle bir tırnak içinde ahlak da var ki, yani mesela işte yabancı seyyahlar zaman zaman Osmanlı ülkesini gezerler. Bu sadaka taşlarından işte hayranlıkla bahsederler. Şu da çok mesela dikkatlerini çeker. İşte Süleymaniye Camisi'nin sadaka taşına baktım. 18. yüzyıldaki Avrupalı bir seyyahın ifadesi. İki avuç kadar akçe vardı. Onlar orada duruyordu. Yani izledim. Yanına uğrayanlar oluyordu. Ama bıraktı mı, aldı mı bilemedim. Bıraktıysa yani sadakasını koydu ama eminim aldıysa ihtiyacı kadar almış olmalı ki, yani insanlar gelip gittikten sonra tekrar baktığımda o iki avuç akçe yine
olduğu gibi duruyordu. Duruyordu, evet. Demek ki insanlar yani bunu içselleştirmişler, benimsemişler, yaşıyorlar. Yani bırakan kimseye göstermeden sadaka taşına sadakasını bırakıyor. İhtiyacı olan ihtiyacı olduğu kadar alıyor. Ya da işte zimmet defterindeki borcu ödeyecek olan yani kime hayrettiğini bilmeyecek o ahlakı yaşıyor. Evet. Öyle bir güzel. Son günlerde sosyal medyada da gördüm Gaziantep örneği. Gaziantep'te herhalde valiliğin girişimiyle sosyal medyada da aslında biraz bu geleneklerin yayılması da, yaşatılması da evet, aslında evet. iyi mesajlar uyandırıyor. Tabii. Gaziantep'te son günlerde böyle bir şekilde esnafın hem zimmet defterleri yani borç defterlerinin alınması hem de fakir fukaraya destek olma anlamında bu geleneğin yaşatılması çalışılıyor. Evet. Zaten hocam veresiye defteri biliyorsunuz yani... yazdırıldıktan sonra ödenmesi de aslında zor olan. Çoğu da evet, maddi yani, durumu sıkıntı olan insanlar yani insanlar, yazdırıyor evet. Tabii. Bu anlamda biz de buradan bir çağrıda bulunmuş olalım. Durumu iyi olan değerli izleyicilerimiz, hem Şanlıurfa'da hem diğer şehirlerde bizi izleyen değerli abilerimiz, ablalarımız da eğer yapmak isterlerse böyle hani veren... Güzel geleneğin yaşatılmasına evet, katkıda bulunabilirler. Evet, veren elin alan eli bilmediği bir gelenek olan zimem defteri uygulanmasını yapabilirler. Çevrelerindeki esnaflara, kasaba, bakkala giderek borç defterlerini kapatabilirler. Hem destek olmuş olurlar hem de ibadetlerini yerine evet, getirmiş olabilir. Evet. Evet hocam, şimdi Ramazan'da tabii Osmanlı'da da bir iftara davet etme geleneği var. Özellikle komşuları davet etme, tanıdıkları davet etme, akrabaları davet etme, fakir fukarayı da o sofraya davet etme ve sofradan kalkarken de onlara hediyeler verme geleneği var. Bunlar mesela diş kirası başlığı altında özetlenebilir ama biz daha detaylı bir şekilde sizden dinlemek isteriz. Şimdi Ramazan tabii bahsettiğimiz gibi sosyal hayatın çok canlı olduğu bir zaman dilimi. Evet. Davetler, programlar, yine bunlar da tabii sosyal hayatı canlandıran, insanların birbirleriyle olan iletişimini kuvvetlendiren unsurlar. Herkes gücü miktarınca davet veriyor. Ziyafet işte tertip ediyor. Dostlarını, arkadaşlarını, sevdiklerini çağırdığı gibi özellikle büyük konaklarda hatta sarayda da herkesin oturabileceği sofralar kuruluyor. Bilhassa iftar saatine yakın zamanda işte insanlar konaklarından çıkıp dışarıda kimi bulabilirse ki o saatte iftara yetişemeyen, belki gidecek bir yere olamayan, ihtiyacı olan insanları işte ısrarla hatta bize bu sevabı kazanmamıza vesile olun yani rica minnetle belki böyle çok böyle hani size lütuf ediyoruz gibi değil de gelseniz evet, bize lütfetseniz. Yani misafirin gelmesi ev sahibinin yani, lütfu aslında. Yani öyle evet, o manayı yaşatarak yani davet edilenlere değerli olduklarını hissettirerek buyur edilmeleri ve işte buyur edildiler. İftarlarını yaptıktan sonra işte güzel bir tabir yani işte bize misafir oldunuz, dişlerinizi bize kiraya verdiniz, bize sevap kazandırdınız, teşekkür eden bir hediye vermek. Evet. İşte bir keselerde ev sahibinin durumuna göredir. Zaman zaman işte kesede altında olabilir, gümüş paralar da olabilir, bir hediye de olabilir. İşte bir hilat giydirmek gibi işte böyle yüksek görevlilerin davetine gelen insanlara programlar gibi olabildiği gibi işte yani yani fukaranın zengin bir insanın davetinde memnun edilerek evet, gönderilmesi ve güzel bir gelenek yani gelene hediye vermek. Evet. Tabii şatafatlı sofralar var mı yok mu biraz sonra buna da geçeceğiz ama ben şöyle bir bilgiye rastladım bu konuyu araştırırken. Özellikle İstanbul'da mesela sade yağ, Ramazan'dan önce birkaç teneke böyle sade yağ alınması da bir gelenekmiş. Herhalde o sade yağlar da bu Urfa bölgesinden mi gider artık bilemiyorum. Urfa'da da hayvancılık o dönemde de revaçta. Bir de Doğu ve Güneydoğu halkının özellikle kayıtlarda yağlı ve etli yemekleri o zamanda
sevdikleri ve bu şekilde bir yemek kültürünün de iftar sofralarına yansıdığı ile ilgili bilgiler var. Evet. Ama birazdan sizden inşallah bununla ilgili detaylı bilgiler isteyeceğim. Grup Selam'a söz bırakalım mı hocam? Memnuniyetle, evet, dinleyelim. Güzel bir ilahi dinleyelim. Ramazan ilahisini dinleyeceğiz. Aslında bu ilahi ilk defa seslendirilmiş olacak. İzmir'de bizim izleyicilerimizden de olan Şanlıurfalı emekli bir öğretmen abimiz var. Mahmut Uçar hocamız, değerli arkadaşımız rahmetli Abdullah Uçar'ın da, değerli öğretmen arkadaşımız rahmetli Abdullah Uçar'ın babası olan Mahmut Uçar hocamızın söz ve müziğini hazırladığı, yazdığı Ramazan ilahisini Grup Selam'dan dinliyoruz. Tövbe eyle sana gelmeden. Yanına kalmazmış yapana zulüm. Oruç tut sıhhat ol dedi Resulüm. Miskali zerrenin hesabı vardır. Rahman-ı Rahman'dan dinlemek vardır. Yediden yetmişe camiler dolsun. Kubbede tekbirler salat okunsun. 30 günde 30 cüz katim olsun. Reyan kapısında isminiz vardır. Rahman-ı Rahman'dan dinlemek vardır. Ramazan'da orucunu tutanın, abdest alıp namazını kılanın, kelamullah ile yatıp kalkanın, bin aydan hayırlı gecesi vardır. Rahman-ı Rahman'dan dinlemek. Gafil geçme bu dünyada ey oğul. Namazın orucun hesabı vardır. Aldığın nefesi boşa harcama. Harcanan nefesin hesabı vardır. Rahman-ı Rahman'dan dinlemek vardır. Muhammed aşkına yakma ya Rabbi.
sana başlar hürmetine aşkınla sızlayan kalpler hürmetine gecelerde dökülen yaşlar hürmetine gazabınla bize bakma ya Rabbi gecelerde dökülen yaşlar hürmetine gazabınla bize bakma ya Rabbi yakma ya Rabbi yakma ya Rabbi cehennem narına yakma ya Rabbi yakma ya Rabbi yakma ya Rabbi Muhammed aşkına yakma ya katredir ama yedi deryalara sığmaz deryalara sığmaz bir katredir ama yedi deryalara sığmaz deryalara sığmaz Allah için olsun bizi dur etme kapında Abdi seni sevdi diyor dünyalara sığmaz dünyalara sığmaz Abdi seni sevdi diyor dünyalara sığmaz dünyalara sığmaz Hiç kimseye hor bakma, incitme, gönül yıkma. Sen nefsine yan çıkma, Allah görelim neyler, neylerse güzel eyler. Vallahi güzel etmiş, billahi güzel etmiş, etmişse ezel etmiş. Allah görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir işi murat etme, olduysa inat etme. Bir işi murat etme, olduysa inat etme. Haktandır ol reddetme. Allah görelim neyler, neylerse güzel eyler. Vallahi
görelim neyler, neylerse güzel eyler. Evet, programımızın 3. bölümüne başladık ve grup selamı son ilahileriyle birlikte uğurladık. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Tabii siz bu ilahileri dinlerken ve programımızı izlerken arkadaşlarımızın da güzel gayretleriyle dergah platosu çevresinden çok güzel görüntüler size yansıtılıyor. Ben bilmeyenler için özellikle söyleyeyim ve özellikle bizi şehir dışından, yani Urfa dışından izleyenler için belirteyim. Rızvaniye Camii var. Az önce size verilen görüntülerde Hasan Padişah Camii, ama halk arasında Hasan Paşa olarak biliniyor. Akkoyun'da Uzun Hasan'ın yaptırmış olduğu caminin görüntüleri, Halilurrahman Camii görüntüsü ve kale eteğinin görüntüleri, dergah platosunun görüntüleri, Balıklıgöl civarındayız. Bunu da belirtelim. Evet, hocam sizinle sohbetimize devam edelim. Şimdi az önce biz diş kirasından bahsettik programımızın ikinci bölümünün sonunda. Tabii sofra geleneği Osmanlı'da çok önemliydi. Ramazan ayında iftar sofralarına ve sahur sofralarına ayrı bir önem veriliyordu. Özellikle hani bugün mesela biz beslenme uzmanlarından, diyetisyenlerden böyle hani reçeteler alırız ya. Özellikle işte kalorilere çok dikkat ederiz. Ama Osmanlı'da bu gelenek hayatın bir tarzıydı, yaşam tarzıydı. Yani beslenme uzmanına gerek kalmadan belli ölçülerle, sünnet-i seniyeden belli ölçülerle insanlar kendilerini programlamışlardı aslında beslenme açısından. İftar ve sahur sofralarında nasıl bir gelenek seyredildi, nasıl bir gelenek izlenirdi? Efendim, iftar, iftariyelik. Tabii Ramazan'ın olmazsa olmazlarından bir tabloda iftar sofrası. Tabii ki gün boyu oruç tutmuş insanların beslenmesi, oruçlarını açması, ama bir ibadet aşkı ve şevkiyle, bir sünnet-i seniyenin adaplarına riayet edilerek, hem bir işte sadaka, hem bir hayır hasenat, hem bir dua, yani bir edep ile iftar. Nasıl işte top atılmasıyla başlayan iftar, iftariyeliklerle, iftariyelik dediğimiz genelde ulaşabilenler için zemzem iftarda önemli bir unsurdur. Oruçların açılmasında zemzemle oruç açılır. İşte hurma ile oruç açılır. Burada Hazreti Peygamber'in işte diktiği acve hurmasının ayrı bir önemi vardır. Acve. Hazreti Peygamber'in işte Selman-ı Farisi, değil mi? Hazretlerinin işte azat edilmesi için şart koşulur. 300 hurma fidanı dikmesi ve bunların meyve verilmesi. İşte Hazreti Peygamber bu sahabelere kardeşinize yardım edin der. Herkes imkanı çerçevesinde beşer onar fidan getirir. Bunlar dikilir ve işte mucize-i peygamber olarak o sene meyve verir. Bu hurmalar muhafaza edilir. Yani tabii hurma ağacının ömrü vardır. Yani 50, 60, 70 sene, 80 sene. İşte o yaşlanıp ömrünü tamamladıktan sonra o hurma işte kesiliyor. Yeniden aynı peygamberin diktiği yere yenen. Yine o sayı ve o hurmanın çekirdeğinden muhafaza ediliyor. Ve bu hurma acve olarak, peygamber hurması olarak anılıyor. İşte iftariyeliğin herhalde baş ikramlarından biridir. Acve vurmasıyla, yine işte mübarek topraklardan gelen zemzemle orucun açılması. Oruç açıldıktan sonra namaz kılınır. Çünkü akşam namazının vakti malum sınırlıdır ve iftarda uzun sürecektir. Yani çünkü iftar yemeği mesela devlet görevlileri için devlet işlerinin görüşüldüğü bir yerdir. Ya da ticaret erbabı için belki ticari gündemin değerlendirildiği bir yerdir. Çocuklar için bir eğlencedir.
halk için bir eğitim, öğretim, yani yaşayarak öğrenme mekanıdır. Dolayısıyla namaz da asla ihmal edilmeyecektir tabii. Dolayısıyla iftar programı, yani iftariye sofra namazla ara verilir. Namazdan sonra da yemeğin asıl kısmına geçilir. Yemek sırayla yenir. Yiyeceklerin belli bir sırası, belli bir arası vardır. Yani işte bir çorbayla mesela işkembe çorbası önemlidir. Ondan sonra işte temel bir yemek yenir. Bir etli bir yemek olur. Pirinç pilavı önemlidir. Ekmek nanı hastır. Yani ekmek mesela, ekmeğe cidden çok önem verilir. Gramajından, pişmesinden, ununa kadar. En çok denetlenen yerlerden biridir Ramazan boyunca fırıncılar, ekmek yapılan yerler. İşte bu ekmeğin tüketimi, ekmekle beraber işte yenecek gıdalar belli bir sırayla, yine şuruplar, şerbetler, hoşaf mesela kıymetli bir serin, özellikle yaz günlerinin Ramazanlarında serinletici unsurdur. İnsanlar işte bu sırayla yemeğini yedikten sonra Ramazan'ın vazgeçilmezlerinden biri de kahve ikramıdır. Kahvelerini içenler için de o yiyeceklerin hazmı teravih namazı devam eder. Zaten Ramazan geceleri, yani ibadetiyle, iftariyesiyle, iftarıyla gece yaşandığı için hayat yeni başlıyor. Teravisiyle, eğlencesiyle, kutlamasıyla, alışverişiyle, çocuklar için eğlence, işte karagözüyle, hacivatıyla, meddahıyla, orta oyunlarıyla. Bunda mesela özellikle işte gayrimüslim çocuklarının da davet edilmesi, işte Müslümanların böyle güzellikleri var denilmesi, yaşatılması hakikaten mesaj veriyor. Evet, peki. Hocam şimdi siz birçok şeyi saydınız. Şimdi iftariyelik içerisinde işte hurmadan zeytine kadar, bazı meyvelere kadar belki zengin bir menü var. Evet. Ardından etli yemek, pirinç pilavı, işte az önce biz ikinci bölümde demiştik ki sade yağlı yemekler filan. Evet. Hatta bu bölgeden mi gidiyor acaba? Doğrudur. Bu bölgeden de gider. Yağımız, evet. Şimdi bunlar tabii mali bir külfet. Evet. Özellikle Ramazan ayında davetler artıyor. Ramazan ayında ikramlar artıyor. Her ne kadar bir kişinin işte maddi durumu iyi olursa, ne kadar iyi olursa olsun, sonuçta bu maddi bir külfet. Şimdi hem fakir fukarayı korumak, hem de hayır yapmak isteyenlerin de bütçesini sarsmadan aynı zamanda hayır yapmak ve daha çok kişiye ulaşmak adına nasıl bir fiyat politikası izleniyordu Osmanlı'da? Yani Ramazan geliyor, hayır bereket ayı ama hadi fiyatlar yükselsin gibi bir politika var mıydı esnafta? Özellikle takip edilen bir konu, evet, nar sistemi. Evet. Yani fiyatların belli bir limite bağlanması, hatta Ramazan'a özel yükselmesini bırakın, indirilmesi, özellikle teşvik edilmesi. Ramazan münasebetiyle mesela çarşı pazarda denetimler artırılıyor. Sürekli bir problem olduğunda konu takip ediliyor. Zaten para harcayacak olanın teşvik, yani memur kesimi olsun, asker kesimi, işte maaşlarını önceden almak gibi, ek maaş almak gibi, bu harcama yapacak olan fakirler demeyelim, onlar zaten davetliler. Evet. Onlar da, yani daveti verenler hazırlanıyor. Maddi külfetini çekenler, imkanı olanlar. İmkanı olanlar. İmkanı olmayanlar iftar sofralarının davetleri. Yani iftar saatinde... Dayanışma çok iyi yani. Tabii. Yani eğer Ramazan işte, yani bir Osmanlı işte şehrinde iftara yakın yani çarşıda geziyorsanız gidecek bir konak bulursunuz. Aç kalmazsınız. Kolunuzdan evet. Tutup sizi ısrarla buyurun diyecek insanlar, evet, vardır. Çünkü insanlar, yani imkanı olanlar, Ramazan'ı kaçırılmaması gereken bir hayır pazarı olarak görüyorlar. Ve bunun için tabii maddi hazırlıklarını da çok önceden yapıyorlar. Belki aylarca önceden ihtiyaçlar tespit ediliyor. Mesela Ramazan'ın turşuları uzun zaman önceden kuruluyor. Belki şerbetlikleri, kurutmalıkları uzun zaman önceden hazırlanıp kilerlerde muhafazaya alınıyor. Dolayısıyla işte sade yağlar memleketin uzak yerlerinden kervanlarla, işte mesela başkent ya da büyükşehirle naklediliyor. Ramazan'da bunlara talep olmasından kaynaklı bir fiyat artışı olmaması için şimdi iki tür
türlü tedbir. Birincisi bolluğun, şimdi fiyatın yükselmesinin iki sebebi olur malum. Piyasada mal azalır ya da mala talep çoğalır. Şimdi bununla ilgili iki türlü tedbir alıyor. Yani bir defa malda kıtlık olmaması için şimdi Osmanlı Devleti'nin fevkalade bir politikası var. Tabii devlet olarak özellikle klasik olarak güçlü bir devlet. Yani şimdi normal şartlarda baktığınızda işte bir devlet ne yapmak ister? İşte ithalatı azaltmak ister, ihracatı artırmak ister, para kazansın diye. Evet. Ama Osmanlı Devleti güçlü bir devlet. Yani mesela belki konu harici oluyor ama bilgi için. Yani klasik dönem Osmanlı Devleti, işte Fatih Yavuz Kanuni dönemi. Osmanlı Devleti'nin bütçesi 600 milyon altın. Büyük bir zenginlik. Dönemin rakip devletlerine falan bakıyorsunuz. İşte bir Fransa'sı, ne bileyim Avusturya Macaristan İmparatorluğu'su, İran'ı 20-30, 30-40 yani 100-120'nin altını geçmiyor. Yani Osmanlı haricindeki dünyanın Osmanlı'nın yarısı etmediği bir ekonomik tablo var. Devlet güçlü, millet de ona göre güçlü. Dolayısıyla yaşanmamış bir politika, yani ithalatı teşvik ediyor, ihracatı sınırlıyor. Dolayısıyla oluyor yani mal gelsin. Ya önce diyor benim vatandaşım duyacak. Duysun. Evet. Para zaten var. Bunu niye? Kısa süren savaşlarda yani kaldırdı. Kime satacaksınız bir de? Yani kısa dışarıda süren, para da yok. Kısa süren savaşlarda kaldırdığı büyük ganimet var. Evet. Etraftaki devletler harç güzel olmuş. Yani güçlü, yani ekonomi güçlü. Dolayısıyla ihracatı değil ithalatı teşvik ediyor. Mal girsin. Piyasada mal var. Mal olmasına münasip mala bir talep var. Talep tabii ki belli bir fiyat artırımı. Şimdi fiyat artırımı kontrol altına almak için ne yapıyor? İşte nar, yani üst limit koyuyor. Bu kıtlık olmuyor çünkü dışarıdan mal gelmesine imkan sağlamış. Üretim planlanmış. Ramazan'a göre artırılmış. Ramazan'a göre hazırlık yapılmış. Ve ekstra artışın önüne geçmek için de ne yapıyor? Mesela özellikle ekmek fiyatları, özellikle un fiyatları çok ciddi şekilde takip ediliyor. İşte unun her bir ekmeklik, işte böreklik, baklavalık, unlar ayrı ayrı tasnif ediliyor. Her birinin fiyatları tespit ediliyor. Ve bunların daha yüksek fiyata satılması durumunda çok ciddi yasaklar. Ve bu de bu yasakları yani hem kanunen koyuyorsunuz hem de işte az önce bahsettik içeriden kaynaklanan bir şey var. Yani gerek ahilik geleneğinde yani esnafın o kültürle yetişmesi boyutu var. Yani esnafı fırsatçı değil belki. Çünkü fırsatçılıkla değil, hayırla yetişmiş. Yani Ramazan günü insanlara yardımcı olmanın kendisine manevi hayır hasenatını esnaf da hissediyor. Onu yani çıraklığından o kültürle yetişmiş. Yani ikram etmeyi, insanların ihtiyacını karşılamanın kendi ticareti olduğu kadar kendisine manevi ticaret de olduğunun farkında. O kültürle yetişmiş. Dolayısıyla hem manen bu eğitim verilmiş, hem şartlar ona müsait değil. İşte dışarıdan zaten mal geliyor, mal dışarı çıkması engelleniyor. Diğer taraftan kontrol sıkı. Mesela şehirde işte ihtisap kontrol ediyor. Kadı en baş kontrolü sürekli takipte, teftişte. Başkentte bizzat sadrazam en üst görevli kılık değiştirip padişah bizzat kendi işin içinde. Yani kötü niyetli olan zaten az, onlara da fırsat tanımlıyor. Fırsat tanımıyor. Dolayısıyla bir olumsuzluk önemli manada yaşanmıyor. Özellikle tabii, evet. Kastımız klasik dönem. Yani iyi dönemler, sıkıntılı dönemler tabii ki o ayrı. Tabii ki evet. Bu da aslında bugün 2-3 günde bir etiketi değiştiren esnafımıza da örnek olsun yani diyoruz. Evet, tabii türlü zorluklar var. Fiyat arttırımı söz konusu olan bazı kalemler var. Bu konularda bir sözümüz yok. Ama işi Ramazan ayı geldiği zaman fırsata dönüştürmeye çalışan at niyetli insanlar da varsa Osmanlı'nın, İslam'ın bu geleneğini örnek almalı. Bundan istifade etsinler. Aynen. Ramazan'da çünkü kazanç sadece maddi olmamalı. O esnaftan evet, manevi kazancını da düşünmeli belki. Aynen, aynen. Belki Osmanlı esnafı bunu düşünüyor. Tabii. Bu zor günlerde de tabii bu korona nedeniyle evet, kısıtlamalar da var. Esnafımıza da zorluk çeken esnafımıza da Allah yardımcı olsun Allah diyoruz. Allah evet, versin. Peki biz mukabele geleneğine bir göz atalım. Çok kısa bir şekilde süremiz de azaldı. Urfa'da artık evet iftar yaklaşıyor. Mukabele geleneği nasıl sürdürülüyordu? Mukabele malum karşılıklı okuma anlamında. Ramazan Kur'an ayı. Kur'an-ı Kerim'in tabii
Osmanlı toplumundaki insan için Kur'an hayatın her alanında, her zaman var. Yani işte doğumunda Kur'an okunur, işte ismi konur Kur'an okunur, sünnet olur Kur'an okunur, vefatıyla münasebet okunur, evliliğinde okunur. Sürekli hayatın her alanında bir Kur'an var. Kur'an'la yaşanır. Her vesileyle Kur'an okunur. Vefatlarına, geçmişlerine rahmet niyetiyle Kur'an okunur. Ama bütün bunlar, yani bu Kur'an okuma Ramazan'da bir kat daha artar. Ramazan Kur'an ayıdır. Kur'an'ı işte hafızların camilerde okuduğu, bilenlerin ezberden, kitaptan, bilmeyen bile dinleyerek de olsa o mana, mesela küçük çocuklar bile mukabeleye götürülür. O manayı, o yani o manevi havayı hissetsinler, yaşasınlar arzu edilir. Bu konuda herkes yani herkes vazifedadır. Mesela belki bahsettik, medrese talebelerinden hocalarına işte medrese mesela tatil zamanıdır Ramazan. İşte eğitim öğretim aslında tatil demeyelim, uygulamaya geçilir. Yani teoride okuduklarını uygulamaya geçilir. Yani işte köylere, kasabalara, mahallelere dağılırlar ve her mahallede işte camide Kur'an okunur. Cerre çıkma. Cerre çıkmak. Yani cer da duaya, okumaya, anlatmaya, öğretmeye, yaşamaya evet. çıkma. Ya bu bir nevi staj evet. gibi. Evet. Mukabele, huzur dersleri var mesela Ramazan'da. Huzuru şahane. Evet, padişah huzurunda. Huzurunda. Evet. Ramazan'ın başında başlar. 8-10 gün sürer. Huzur derslerinde işte vazife alacaklar. Önceden tespit edilir. Herkese işte hazırlanacağı bahis şey yapılır, verilir. Gerekli işte tefsirlerden, kitaplardan hazırlanır. Fatiha ile başlanır. Nahl suresine kadar işte sureler taksim edilir ve herkes belirlenen zamanda, Ramazan'ın biri ikisi, 9'una kadar sürer. Sonra çünkü başka gelenekler var. Halka-i Şerif geleneği var. Sonra bayram hazırlıkları var. Ramazan'ın başı huzurla yani evet. şey yapılıyor. Herkes huzur dersinde padişah da mesela dinler ve her zaman mesela tahtında oturan padişah huzur dersinin huzuruna iştirak eder. Evet. Yere diz çöker. Diz çökerek oturur. O huzur ve huşu ile dinler. Tabii bu önemlidir. Yani Osmanlı'da padişah şahsen de yani bir kutsiyet atfedilen insandır. Yani değer verilen bir kişidir. Tabii işte ne derler, halktan birisi de işte Hazreti Şehriyari'yi, Hazreti Padişah'ı işte diz çökerek görünce huzurunda diz çökülecek daha yüce değerler varmış. Evet, dünya makamlarının acziyetini görmek. Onu yaşatır yani çocukların zihninde mesela o yaşanmış olur. Evet, huzur dersleri hem istifadedir hem yani halden de ders verilir. Evet. Yani kelamdan da ders alınır hem de halden ders alınır. Evet. Hocam programımızın sonuna geliyoruz artık. Aslında son sorum size. Kısa bir şekilde Osmanlı'da bayram hazırlığı ve bayramlaşmaya bir değinelim. Bayram, o zaman kısa ifade etmeye çalışalım. Tabii bayram hazırlıkları da Ramazan'ın sonlarında, ortasından sonra, hatta Kadir Gecesi'nden sonra iyice yoğunlaştırmış olarak başlıyor. Bayram, bayram namazıyla başlar. Bayram namazı camide kılındıktan sonra ilk bayramlaşma camide büyüklerin elleri öpülerek yapılır. Tabii eli öpülen büyükler çocuklara bayram harçlıdır, hediyesidir. Verir. Sonra bayramda ilk ziyaretler büyüklere, ama vefat etmiş büyüklere. Bu gelenek hala Anadolu'da birçok yerde devam ediyordur. Yani işte bayramdan sonra insanlar kabirlere giderler, mezarlıklar ziyaret edilir ve işte geçmiş büyüklere Fatihalar, Yasin Şerifler okunur. Ondan sonra evde ev ahalisiyle bayramlaşmadan sonra padişahın, başkentte padişahın işte tabii kentlerde şehrin paşasının konağında bayramlaşma resmi bir törendir aynı zamanda. İşte herkes protokoldeki sırasına göre bayramda bu işte bayramlarını arz eder, tebriklerini arz eder. Tebrikleri arz ettikten sonra kendi bayramı tebrik edilir ve hediyesini alır. Makama da göre hilat giydirilir. Evet. Ve bayramı tebrikiyle bir şenlikle devam eder. Sonrası bayram çocuklar için özlenen, kutlanan bir şeydir. Panayırlar kurulur. Eğlenceler yapılır. Evet. Ve bayram yaşanır. Evet.
Hocam aslında konuşulacak çok konu var ama yani Osmanlı ya da işte Türk tarihi böyle bir iki saate sığacak bir mesele değil. Ancak zamanımız kısıtlı, iftar da yaklaşıyor. Biz burada sonlandıralım. İnşallah belki ileride başka bir zaman, başka bir programda yeniden konuşma fırsatını buluruz sizinle. Memnuniyetle. Tabii size bazı hediyelerimiz olacak. Şimdi Türkiye Diyanet Vakfı'nın size takdim ettiği bir Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Aynı zamanda rica ederim. Karaköprü Belediyesi'nin ve işte Eyübiye Belediyesi'nin ve Halliye Belediyesi'nin de hediyeleri var. Burada özellikle Göbekli Tepe figürü olduğunu belirteyim. Burada da Eyübiye Belediyesi'nin kitapları var. Evet. Urfa yemekleriyle ilgili de bir kitap var hocam. Size de güzel bir anı olur. Hakkızlar belediyelerimize teşekkür ederiz. Bölge insansınız yemekteki ama. Yemekteki tarifeyi de uygularız inşallah. İnşallah evet. Hocam bu da bizim Kanal Urfa'nın size hediyesi. Bizim önceki dönem yönetim kurulu başkanımız. Rahmetler olsun. Merhum İbrahim Torun'un kitabı Geldiğim Yeri Biliyorum. Size hem bir hatıra olsun hem de kendisini almış olalım bu şekilde. Evet, çok teşekkürler hocam. Geldiniz, programımıza şeref verdiniz. Allah razı olsun, sağ olun. Evet, bugün çok değerli bir konuğu ağırladık. Doktor öğretim üyesi Mehmet Ali Türkmenoğlu bize tarihte Ramazan'ı anlattı, Osmanlı'da Ramazan'ı anlattı. Umarız ki anlattığı konular, Osmanlı gelenekleri, İslam gelenekleri ve kuralları bizim hayatımızın tarzı, yaşamımızın tarzı olur. Evet, Şanlıurfa'dan sizlere hayırlı iftarlar dileyerek programımızı kapatacağız. Hepinizin duaları kabul olsun ümidiyle hepinize hayırlı iftarlar ve hayırlı akşamlar diliyoruz.